2020 olimpiyatlarına 4 kadın sporcuyla katılma hakkı kazandık. Tabii önemli bir başarı bu. Bu başarının gerisinde aslında 2012 olimpiyatlarından başlayan bir süreç var. 2012 olimpiyatlarından bu tarafa çalışan sporcularımız var. 2016 olimpiyatlarında bazı sporcularımıza nasip olmasa da bu aradaki puan farklarını dikkatli çalışmalarla 2020 olimpiyatlarına kavuşturduk. 4 kadın sporcu tabii en az 10 yıllık 12 yıllık bir milli takım emekleri var. Hepsinin yani buradaki şu anda Japonya olimpiyatlarına gidecek sporcuların dolu bir geçmişi var. Bu doluluğu en iyi şekilde plan ve programlarla dikkatli bir şekilde önlerindeki ağır müsabakalar ve ağır puan maçlarını geçerek hepsi ilk 4 ve 5 sırada Tokyo olimpiyatlarına gitme hakkı kazandı. En büyük hedefim olimpiyat şampiyonluğu kesinlikle. Olimpiyat şampiyonluğu derken bile tüylerim diken diken alıyor. İkinci hedefim de yani olimpiyat şampiyonluğu. Ondan sonra tabii ki şey yani böyle akademisyen olarak da bir yerlere gelmek istiyorum. Çünkü sonuçta artık o kadar yani yaşanmışlıklarımız var ki o kadar donanıyoruz ki artık bu yaşadığımız, bu derecelerimiz, bu sporla ilgili bilgilerimiz tabii ki bunların sönük kalmasını istemiyorum. Bunu üniversitelerimizdeki insanlara, öğrencilere de anlatmak istiyorum. Olimpiyattan sonra inşallah bir üniversite hocalığı, akademisyenlik falan o alanlara da yönelmeyi düşünüyorum. Zaten şu an yüksek lisans yapıyorum. Hayatını spora adamış bir çocuk Rukiye. Çok mesela bir alt şiddetle bazen bir üst şiddetle mücadele ediyor. Onun için çok sık kilo verip kilo alması gerekebiliyor. Hayatı, yarı hayatı bazen oruçla geçen bir Rukiye var. Kendini öyle bir spora adamış ki bu konuda yıllarca ben de ona elimden gelen teknik ve taktik üst düzeyde vermeye çalıştım ve bunları çok iyi aldı. Şu anda yaşına da rağmen dünyada yenilmez sporcular arasında Rukiye ve Rukiye ile maça çıkacak bir sporcunun moral bozukluğunu ben daha önceden görebiliyorum yani ring kenarında yani. Ona düştüğü an, onun kurasına geldiği zaman eyvah dediğini duyuyorum. Bizde altyapı biraz sıkıntılı geliyor. Sporcular altyapıda çok taktik ve teknik olarak çok iyi yetişemiyoruz. Yani mesela bir Koreli'nin yetiştiği şekilde ya da bir Çinli'nin yetiştiği gibi biz yetişemiyoruz. Yani çok altyapıdaki hocalarımızın çok ileri seviye bir bilgileri olmadığı için yanlış yetişme şeyimiz olduğu için bizim yetişme süremiz o yüzden birazcık daha uzun sürüyor. Hani kampa girdim ben. Kampa girdikten sonra Ali Hoca beni elini aldı ve yanlışlarımı düzeltip beni yavaş yavaş olgunlaştırdığı için aslında ben birazcık geç kaldım. Hani belki direkt sıfırdan Ali Hoca'yla başlamış olsaydım sıfırdan iyi tekniklerle büyüyecektim. Belki birazcık daha hızlı bir şampiyon olarak olimpiyatlara gitme gibi olabilecektim. Ama tabii bizi Ali Hoca birazcık daha sonradan elini aldığı için ve Türkiye'deki Ali Hocamız gibi hocaların sayısı çok çok az. Belki hiç yok bile diyebilirim. O yüzden eline geç geldiğimiz için ben geç birazcık olgunlaştığımı düşünüyorum. Rafael'le de eski bir maçını hatırlıyorum. 2010 yılında Meksika'nın Tijuana kentinde final oynattık Rafael'le. Gençler kategorisinde. Çocukların çok uzun bir geçmişleri var. Burada tabii ki bu süreçte performans süreçlerinde o yıldan bu yola gelinceye kadar inişleri oldu, çıkışları oldu. Bizde de çok sık oyun kuralları ve teknikler değişti. Tekvando'da elektronik prodüktörlerle ilgili. Ama maşallah Rafael'le bırakmadı. Yani iyi bir sporcu olmanın etkinliğini bırakmadı. Özellikle 2016'da da çok etkindi. Çok iyiydi. Fakat İstanbul'daki bizim aldığımız turnuvada orada biraz aşırı heyecanlandı. Heyecanlanınca 2016 fırsatını kaçırdık onunla.
Fakat oraya da çok güzel bir hazırlık yapmıştık aslında. Dediğim gibi bazen bazı faktörler, heyecan faktörleri sporda önünüze bir engel olarak çıkabiliyor. Ama takip etti. 2016'da kaçırdığını 2020'de yakalamak için çok güzel bir devre geçirdik. Dediğim gibi onunla bu 4 yıl süreçte, 2016'dan sonra 4 yıl süreçte bütün müsabakalarda çok azimli ve verimli bir çalışma süreci geçirdik. 2015 yılında yani Grand Prix'te ülkemize ilk altın madalyayı kazandıran sporcu benim. Daha önce üçüncülük vardı ama ben dünya üçüncüsü olduktan sonra Grand Prix'te de, çünkü madalya yoktu hiçbir zaman bayanlarda ve erkeklerde de Grand Prix'te şampiyon olan sporcu yoktu. Ben kendimi öyle bir şartlandırmıştım ki ya o şampiyonu benim almam lazım diyordum. Ve 2015'te Grand Prix'te yani dünyanın en iyi ilk 38 sporcusunun katıldığı, en iyilerle yarışıyorsun en iyisi olabilmek için ve ben o gün en iyisi olmuştum 2015'te. İlk Grand Prix turnuvasında altın madalya kazandıran tek kadın sporcuydum. İnşallah Tokyo'da birikimini kullanacak. Geçmişteki yılların acısını çıkarmak için şu anda çok güzel, gayretli bir şekilde çalışıyor. Bazen medikal problemler çekiyoruz ama onlarla da hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak baş etmek için elinden geleni yapıyor. Yani teknik olarak, fiziksel olarak, mental olarak o kadar çok güçlendiğimi hissediyorum ki ve olimpiyatlarda yani altın madalyayı benim almam lazım. Kadınlarda, tekvandoda çok iyiyiz. Hepimizin altın madalya alma ihtimali de çok yüksek. Hepimiz altın madalyaya o kadar çok yakınız ki. Yani Hatice Kübra İlgün, Rukiye Yıldırım, Nur Tatar. Zaten Nur, iki olimpiyat madalyalı tek kadın sporcumuz. İnşallah hepimizin 4x4 altın madalyayla kapatırız olimpiyatları. Biliyorsunuz ki Servet Tazdigül, tekvandoda ülkemize ilk altın madalya kazandıran sporcu. Ben de ülkemize kadınlarda, olimpiyatlarda ilk altın madalyayı kazandıran sporcu olmayı çok istiyorum. Bunu canı gönülden istiyorum ve bu şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. İnşallah Rabbim nasip eder. Hatice 2017'de çıkış yaptı. Dünya ikincisi oldu. Orada ana bir puan aldı. 2020 olimpiyatları için ben de adayım dedi. 57 kilogramda. Ondan sonraki süreçte puan toplamalarda o da çok başarılıydı. Grand Prix müsabakalarında çok başarılıydı. Fakat 2019'da Dünya Şampiyonası'nda talihsiz bir ilk tur olayı oldu. Ondan sonra olimpiyat için biraz zayıf kaldı. Olimpiyata gitmek için. Fakat tabii ondan sonra 4 tane, 5 tane ana Grand Prix maçı var. Onlar çok önemliydi. Hatice de oradaki bütün açığını o Grand Prix'lerde, o müsabakalarda kapattı. Tüm sporcunun hayali, yani herkesin hayali olimpiyatlarda yer almak. Çünkü sporun zirvesi orası. Bunun daha üstü yok. Ben de orada yer aldığım için çok mutluyum. Ama asıl şimdi her şey başlıyor. Çünkü olimpiyatlarda madalya almak istiyorum. Ama altın madalya almak istiyorum. Eksik olan bir altın madalyamız var. Sonuç olarak dünya şampiyonunu yendim, olimpiyat şampiyonunu yendim. Neden olimpiyat şampiyonu olmayayım? Bunu hedefliyorum, bunun için çalışıyorum ve inanıyorum bunu başaracağım. Kırmızı! Beyaz! Kırmızı! Beyaz! Hep iyi! Türkiye! Şampiyon! Türkiye! Bravo! İstel marşını okutmak, bir dağın zirvesine çıkmak gibi. Yani teşbih de hata olmaz. Düşünün, dünyanın en büyük Everest tepesine çıkıyorsunuz ve bayrağı orada dikiyorsunuz. Şampiyonluk böyle bir duygu. Ama zor çıkılıyor, çok zor çıkılıyor, çok değerli. O bayrağı oraya diktiğiniz an artık bütün maddi ve manevi duygular sizinle beraber oluyor. Yani bizim hele ülkemiz öyle süreçlerden geçiyor ki bazen İstiklal Marşı ve ülkemizi temsil etmek çok çok daha önem kazanıyor. Çünkü bazı faktörler bizi çok etkiliyor, çok duygusallaştırıyor. Bu müsabakayı almamız lazım. Aldık mı da sevincimiz ve o duyguların öyle ortamlarda olması
daha farklı ve daha yüksek seviyedeki bir maneviyatla oluyor. Bunu yaşıyoruz, yaşatmaya da devam edeceğiz inşallah.